Merhaba arkadaşlar, şimdi size anne usulü Ege yöresine ait un tarhanasını anlatacağım. Anlatırken de birlikte yapacağız. Önce malzemelerimizi tanıyalım. Yaklaşık 1,5 kilo kadar domates, kırmızı biber ve bir kase nohut, bir kase kırmızı mercimek ve 1 kilo kadar da soğan. Yani göz kararı oldu. Ve yine bir kase sarımsak. Bunu yoğurttan sonra ilave edeceğiz. Önce bütün malzemelerimizi hepsini düdüklü tencerede güzelce bir kaynatıyoruz. Haşlanmış nohutumuzu, mercimeğimizi, kırmızı biberimizi, soğanımızı, domatesimizi düdüklümüze atıyoruz. Evet, tarhanamız pişti. Ben blenderdan geçirdim. Gördüğünüz gibi harika bir kıvamı var. Sarımsaklarımızı aynı şekilde rondodan geçirdim. Ve 2 kilogram yoğurtumuz var. 2 kilo da un kullanacağız. Önce sarımsağımızı ve yoğurdumuzu karıştırıyoruz. Evet, sarımsağın hepsini yoğurdun içine koyup yoğurdumuzu güzelce karıştıracağız. Evet. Kaşık yardımıyla biraz zor oluyor. Bunu biraz sonra elimle güzelce yoğurduktan sonra demlemek için bırakacağım. Ve 3-4 gün boyunca bu şekilde karıştırarak bekleteceğim. Arkadaşlar, bunu en güzel şekilde elimizle güzelce yoğurmamız olur. Ben de onu yapacağım. Şimdi eldivenimi giyip tarhanamızı güzelce karıştıracağım. Çok katı olmamasına dikkat edin. Böyle
oyalanması için bekleteceğimizden dolayı kek kıvamında olsa daha iyi olur. Ya da kulak memesi kıvamında. Bu şekilde tarhanayı 3 ya da 5 gün kadar her gün karıştırarak bekleteceğiz. 3-4 gün sonra da tepsilere serip güneş alan ama çok güneş olmayan bir alana mutfağınıza koyup kurutabilirsiniz. Tarhanayı bir de bu şekilde deneyin. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videolardan beni takip edebilir, yorumlardan da görüşlerinizi bildirebilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıklı, mutlu günler. Merhaba arkadaşlar. Tarhanalarımızı tepsilere döktük. Kuruması için şöyle iki tepsi. Güneş alan bir yere koyuyoruz. Ben mutfakta masanın üzerinde kurutuyorum. İsterseniz dışarıda da kurutabilirsiniz. Üzerine tülbent tarzı bezle örterseniz daha iyi olur. Direkt güneşe maruz kalmasın. Renginde solmalar oluyor. Ara ara da karıştırın. Daha kolay kuruyor. Özellikle kenarlarında kurumalar başladı. Pratik ve oldukça vitaminli bir çorba. Kış mevsimi de yaklaşıyor. Üstelik her kadının yapabileceği tarza basit. Daha sonraki videolarımda da size bu tarhananın yapılışını anlatacağım. Artık çorba şeklindeki yapılışını. Kenarlarındaki kurumaları da görüyorsunuz. Gün içerisinde birkaç defa karıştırın. Kurduktan sonra tekrar videoyu tamamlayacağım. Şimdilik hoşça kalın. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağlıklı günler. Tarhanamızı yaptık, kuruttuk ve şimdi çorbasını da pişirdik. Toprağın olmaması için sürekli karıştıralım. Neredeyse pişmek üzere. Daha renkli olmasını istiyorsanız salça kullanabilirsiniz.
yaptım, pişirdim, önünüze sundum. Tarhanamızı beğendiyseniz siz de denemeyi unutmayın. Videomu beğendiyseniz likelamayı, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Sağlıklı, mutlu ve tarhanalı günler.